Sayın seyirciler, mini sosyal güvenlik düzenlemesine göre vekiller 2 yıl dahi çalışsalar bile emeklilik hakkı kazanıyor. Yani hem çalışıp hem de emekli olabiliyorlar. Bunun sonuçları ise şimdilik meçhul gibi görünüyor. Neden mi? Buyurun hep beraber izleyelim efendim. Evet sevgili vekiller, 75 dakikalık kısa bir aranın ardından şu anda tekrar oturumumuza devam ediyoruz. Şimdi gündemimizde vekil maaşlarının artışıyla ilgili bir yasa teklifi var. Sözü olan var mı? Var Sayın Başkan. Yani biz çalışan vekiller olarak bu maaşlarla geçinemiyoruz Sayın Başkan ya. Her şey ateş pahası. Vallahi yani nerede bu devlet ya? Biz hükümetten bu sorunla ilgili tez zamanda ne bileyim bir hareket bir şey bekliyoruz yani. Evet başkanım, biz bütün gün bu mecliste durdurak demeden çalışıyoruz. Oylamalar için durmadan elimizi kolumuzu kaldırıp indirip duruyoruz. Yani yoruluyoruz, bize de yazık. Evet başkanım ya. Yoksulluk sınırında yaşıyoruz vallahi. Yani aylık 10 bin 12 bin lirayla geçinildiği nerede görülmüş? Tamam arkadaşlar anladım. O halde vekil maaşları artışıyla ilgili madde teklifini oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Oh be. Ya nihayet maaşlara zam geldi başkan ya. Vallahi arkadaşlarla acımızdan ölecektik yoksa. Keşke şu bizim ek işlere de zam gelseydi. Ya. Arkadaşlar şimdi sırada memur maaşlarına yapılacak zam ile ilgili verilen teklif var. Ya başkan şimdi bunlarla bizi hiç uğraştırma sen ha. Biz zaten emekli vekilleriz ya. 2 yılımız doldu bizim. Bence de ya. Biz bu teklife bence hiç dokunmayalım. Bizden sonra gelenler bakar nasıl olsa. Yahu sayın vekiller olur mu hiç öyle şey? Olur başkan olur ya. Biz yaparız da olmaz mı? He. Hem arkamızdan laf ederler, söz ederler. Emekli oldular hala çalışıyorlar derler. Başkan olmaz öyle. Başka bir gündem maddesi yok mu? Ona bakalım biz. Var evet var. Vekiller için kıyak emekliliğin daha da kıyak yapılmasına dair bir önerge var. Önergenin meclise gelmesi için oylama yapacağım. Ha tabii. Bunu bak yapalım Sayın Başkan. Yani emekli vekillerin çilesine bir son vermek lazım ya. Pekala o zaman önergeyi oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Haydi bakalım herkese 55 dakika ara. Sayın seyirciler, siyasette bugünlerde yeni bir kavram kullanılıyor. Kredi açmak. Yani muhalefete ara vererek bir sorunun çözümü için rakibe fırsat tanımak. Bankaların kredi almayanı dövdüğü bu devirde siyasi kredi almak için de bir telefonu açmak yeterli. Buyurun izleyelim efendim. Alo. Buyurun, politik kredi evlere servis. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba kardeşim. Bir politik kredi rica edecektim. İnce faizli mi olsun yoksa kalın faiz mi olsun? İnce olsun. Ekstra malzeme olarak yıkama yağlama ister misiniz? Yok istemem. Ödemeyi nasıl yapacaksınız? Vaat kart, çamur atarak ya da ağzının payını vererek. Vaat kart ile. Yalnız uyarayım, aldığınız krediyi ödeyemezseniz vaat kartınıza el konulur, bütün vaatleriniz de haciz edilir. Ödeşiriz inşallah. Peki teminat olarak ne gösteriyorsunuz? Vallahi 25 tane milletvekilim var. Tamam, 25 yeterli. Kredinizin yanında büyük boy bir iftira da ister misiniz? Yok, istemem, sağ ol. Tamam o zaman, politik krediniz yarım saatte kapınızda olacak. Yarım saati geçerse basın toplantısı düzenleyip söz verdiler, sözlerinde durmadılar diyebilirsiniz efendim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, iyi günler. Sayın seyirciler, siyasette denge çok önemlidir. Bir politikacının herhangi bir süreci kontrol altında tutması için oldukça hassas ve dengeli davranması gerekir. Buyurun izleyelim efendim. Necati! Ne var hanım ne var? Kaldır bacaklarını, ortalığı süpüreceğim. Tamam kaldırdım. Annem bağırdı mı hemen teslim. Soğan erkeği misin sen? Hop bir dakika. Bana siyaset aleminde beton Necati derler, kodum mu yumruğu? Ay bağırma kafam şişti, rahatsız oluyorum ha. Pardon hanım. Kimseyi rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu benim. Baba, senin çalışma odandaki televizyonu benim odama alacağım, haberin olsun. Al oğlum. Bir dakika. Necati Bey, ben büyüğüm. Televizyon birinin odasına konulacaksa benim hakkım. Tabii oğlum, sen de haklısın. İyi de ilk ben istedim, sen de haklısın. Ay maşallah Necati, hokkabaza döndün ha. Bak doğru konuş hanım. Elimin tersindesin, hatırlatırım. Bana beton Necati derler. Vay, vatandaşa tehdit ha. Yok canım. Yanlış anladınız. Sesini yükseltene taviz ha? Ya ne tavizi ya, sen ne diyorsun? Bağırma diyorum, bağırma. İn o koltuktan aşağı. Tamam ineyim, gerginliğe lüzum yok ya. Şuna bak ya. Doğru konuş lan zibidi. Baba lütfen terbiyeli ol. Pardon oğlum, ağzımdan kaçtı da. Necati! Lan yeter. Vallahi düşüp bayılacağım şimdi derken
galiba bayılıyorum. Anne yeter ya, vallahi yapmayalım artık, yazık adama. Yahu çocuklar, 40 yılda bir babanızla bir eğlenme fırsatı çıktı, yani bunu da yapacağız artık. Ama çok ileri gittik ya, ben kıyamam babama. Ne oluyor? Neredeyim ben? Bakın şimdi, bakın. Anne yapma. Necati! Allah! Ya anne yeter ama vallahi yapma ya. Tamam tamam, bu sondu. Sayın seyirciler, intibak yasası ile emeklilerin aylıkları arttı. Bağkur ve işçi emeklileri 10 lira ile 339 lira arasında zam aldılar. Memur emeklilerine ise enflasyon farkından doğan 0,14 oranında bir artış var. Buyurun izleyelim efendim. Evet Cafer Bey, önce sizi dinleyelim, buyurun. Efendim, ben Aybanu Hanım'a talibim. Evim yok, arabam yok ama intibak yasasından yararlanmış bir işçi emeklisiyim. Şimdi Cafer Bey'in intibak yasasından faydalanmış olması iyi. Ama ne oranda faydalanmış acaba ha? 10 lira da zam almış olabilir, 300 lira da. Benim için bu önemli. Anlıyorum. Ne kadar zam aldınız Cafer Bey? Efendim 250 lira fark yattı. Oo, güzel rakam. Bir dakika, ben de Aybanu Hanım'a talibim. Lan sen nereden çıktın kardeşim? Ben de seviyorum. Şok şok şok. Sadullah Bey de Aybanu Hanım'a talip oldu. Evet, talibim efendim. Siz nereden emekliydiniz Sadullah Bey? Ben memur emeklisiyim Aybanu Hanım. Ay yok, memur emeklisi düşünmüyorum ben. Teşekkür ederim. Ama ben birin üçünden emekliyim. Küçümsemeyin lütfen. Aa, öyle mi? Ama ona bakarsanız benim de prim gün sayım 9200 hanımefendi. Hadi ya. Ay, iki teklif de çok romantik, gerçekten çok arada kaldım. Ben vokal koçuma, o başka programdı. Ben sosyal güvenlik uzmanıma bir danışabilir miyim? Hamdi Bey, buraya bir gelir misin? Evet, net. Tamam, sağ ol Hamdi'cim, çok yardımcı oldun. Ben kararımı verdim, ben yoluma... Sadullah Bey'le devam etmek istiyorum. Oh eyvah. O zaman ne diyeyim? Allah bir üç aylıkta kocatsın. Düğünümüz var dostlar. Haydi hep beraber. Hop hop. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.